وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ اِلَّا فَر۪يقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Onlar var ya, şeytanın onlarla ilgili bir emeli vardı. Şeytan yaratıldığı zaman, kovulduğu zaman dedi ki, ben insanları yoldan çıkaracağım dedi. Adem'in çocuklarını yoldan çıkaracağım dedi. Ancak çok samimi Müslümanlar, müstesna, onlara dokunamam. Onlar benim kapsama alanımın dışında. Onların dışındakileri yoldan çıkaracağım dedi. Mevla buyuruyor ki, şeytan insanlarla ilgili bir düşünce ileri sürmüştü ya, bunlar Allah'ı dinlemeyerek şeytanın o zannında şeytanı haklı çıkardılar. Yani yoldan çıkaracağım dedikleri gruba girmiş oldular. Ne ile? Elde ettikleri nimetleri yediler, içtiler ama Allah'a şükretmediler. Hoş memlekette huzur ve asayiş içerisinde yaşadılar. Sadece yaşadıkları bu ülkeyi gördüler. Arsa fiyatlarını, daire fiyatlarını konuştular. Ama bu ülkeyi, bu güzel beldeyi kendilerine sunan Allah Celle ve Ala Hazretlerini, bağışlayıcı olan Allah'ı unuttular ve ihmal ettiler. فَاتَّبَعُوهُ Şeytanın peşinden gittiler. Şeytanı memnun edecek bir yaşantı tarzını seçtiler. اِلَّا فَر۪يقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Çok az bir grup mümin, şeytanı biz dinlemeyiz dediler, Allah'ı dinleriz dediler. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ Şeytanın onlar üzerinde bir gücü yoktu. اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكْ Şeytan girdi aralarına. Biz şeytanı aralarına sokmakla kim samimidir, kim değildir? Kim ahirete inanıyor, kim ahirete inanmıyor? Bunları net bir şekilde ortaya koymak istedi. Yoksa şeytan kimseyi zorla ne yapamaz? Kumarhaneye götüremez, içki içiremez, zina yaptıramaz. Onun canı sirkeli istiyordu, onun için şeytanı dinlemiştir. Ben zaman zaman sohbetlerimde de söylüyorum. Getirseler şöyle 1 trilyon para koysalar, efendim dünyanın en yakışıklı hanımefendisine getirseler, bunun da zina yaparsan şu trilyon para senindir deseler, vallahi billahi bu paraya tenezzül etmeyecek, hayır asla böyle bir şey olmaz diyecek insanlar az mıdır? Değildir. Gerçekten ben bu harama meyletmem diyen insanlar efendim az değildir. Ama bu adam trilyon versen şeytanın dediğini yapmıyor. Söylemek istediğim burası. Trilyon versen şeytanın dediğini yapmıyor. Al şu bir bardak içki iç. Trilyon versen içmem kardeşim diyen adam az değildir. Ama bir adam gidiyor kendisi para veriyor içiyor. Nasıl olacak bu? Zorla mı şeytan buna içirmiştir? İçirmemiştir. Mevlana buyuruyor. Şeytanı aranıza soktum. Gerçekten ahirete inanan kimdir? İnanmayan kimdir? Net bir şekilde ortaya çıkacaktır diyor.